ediyoruz. Arkadaşlar bir şey bildiriyorlar. QRL grubu olarak bu akşam çok kalabalık değiliz. Ben şunu kızdırdım. Ama biliyorsun ki QRL çok geniş bir grup. Dünyanın her yerinde, Türkiye'de, Türkiye'nin her yerinde çok dostumuz var. Bu akşam burada olamadıkları için kendilerinin üzüldüğünü biliyorum. Bana birçok özel mesaj geldi. Kalplerinin bizimle olduğunu söylediler. Sizlere iyi akşamlar dilememizi istediler. Kendi adlarına afiyet olsun dememizi istediler. Tanışmak isteyip de gelemeyenler adına ben İbrahim arkadaşım, İbrahim Akar'ın mesajını okumak istiyorum. Biraz önce bana hep telefon ettim de telefon mesajı gönderdi. Diyor ki arkadaşlar sadece kendiniz için içmeyin. Benim de canım var. Benim için de için. Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun diye yazmış. İbrahim'i tanımayan arkadaşlarımız olabilir. Kendisi İzmir'de şu anda tedavi görüyor. Yoğun bir tedavi görüyor. Onun için ben özellikle onun mesajını size duyurmak istedim. Bir de Nazmi Şaşmaz'ın arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadı ve bizim için çok güzel bir müzik albümü hazırladı. Bu akşam dinlediğiniz melodiler Nazmi'den. Onun da sizler adına ve ona teşekkür ediyorum. Bir şey daha anlatacağım. Bugün biliyorsunuz Ankara'da bir miting vardı. Biraz da bu akşamın işte daha yoğun olmasını engelleyen şey miting oldu. Tabii biz bu yemek organizasyonuna giriştiğimizde Türkiye'de bir takım şeyler olmamıştı, bir takım olaylar olmamıştı, Türkiye'ye ayağa kalkmamıştı. Ve biz bir sözleşme yapmıştık, 150 kişilik. Çünkü umudumuz vardı, o kadar toplanabilirdik. Biz işte QRL için yemek yapalım mı diye sorduğumuzda sadece benim elime 60 tane evet yapalım geliriz diyen dostlarımız oldu. Biz de tabii büyük bir salon aradık kendimiz için. Açıkçası o bugün Ankara'ya giden arkadaşlarımızın yüreği bizimle atıyor. Ben de kendi adıma, belki aramızda sizlerin de aynı şeyi düşüneceğinizi biliyorum. Sizlerin de adına bugün benim de yüreğim Ankara'da attı ama ne yazık ki işte onlar orada, biz burada olduk. QRL Düşünce Grubu ile ilgili bir bilgi vereyim. QRL Düşünce Grubu 1994 yılından başlayarak ne olacak bu dünyanın hali tartışmasına için bir araya gelen dostlarımız tarafından kurulmuş. 2 yıl sonra 1996'nın Nisan ayında da somut bir adım atarak QRL kuruluş bildirgesini kamuoyu ile paylaşarak grubumuzu bugünlere taşımışlar. Kısaca hatırlamak amacıyla şimdi size bu kuruluş bildirgesini okuyacağım. Bunu anlatmak istemiyorum. Kötü anlatırım çünkü. QRL Düşünce Grubu olarak biz her şeyden önce okuma, öğrenme ve sesli düşünme ile ilgili lidersiz ve yöneticisiz yeni tür demokratik bir grubuz. Kendi içimizde okumak, incelemek, araştırma yapmak, düşünmek, fikir üretmek gibi bireysel olarak gerçekleştirilebilecek bir süreci renkli, kolektif bir seviyeye çıkarmak istiyoruz. Politik, herhangi bir organizasyonla ilişkili değiliz ve grup olarak bağlanmayı da düşünmüyoruz. Biz yeni bir politik organizasyon temellendirmeyi de amaçlamıyoruz. Biz doğal çevresiyle birlikte insanı elinden noktada dünden bugüne yeniden düşünmek istiyoruz. İnsan, insan, insan doğa ilişkileri nerede, nereye, neden, niçin ve nasıl gelmiştir? Bugün durum nedir? Genel ya da yerel konumlardan kimler, hangi noktadan, niçin, neden ve ne amaçla yaşanan verili duruma müdahale etmek istiyor. Verilmiş yanıtları öğrenmek ve bunlar üzerinde yeniden düşünmek, derinleşmek istiyoruz. Diyoruz ki, evrenimizin, doğanın, kendi hakikatleri içe sayarak insanlığın bugüne kadar oluşturduğu kültürel değerini, bilgi özlemlerini küçümseyerek, yok sayarak hiçbir yere varamaz. Bununla birlikte zamanımızın ruhunu yakalamak ve bu süreçte akıl temelinde doğanın ve genel olarak insanın
çıkarları doğrultusunda gelişmeleri öngörüp kışkırtılan fikirsel projelere sahip olmak durumundayız. Biz buna yeni aydınlanma diyoruz ve öyle düşünüyoruz ki yeni ahlaki değerleriniz bu temelin üzerine yükselecektir. Belirtilen çerçevede yaşanan düşünce insanları fikir çevreleriyle diyalog içinde olmayı ve somut etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz. Grubumuzla organik olarak ilişkilenebilmek için bir, grubun yeni demokratik karakterini yönelmek istemek, iki, okumak, düşünsel faaliyet süreci içinde olmak, düşünce ve fikirleri yazılı olarak ifade edebilmek yeterlidir. Küresel Düşünce Grubu, Nisan 1996. 96'dan 2007'ye geldik ve hangi noktada olduğumuzu hep birlikte biliyoruz, birlikte yazıp birlikte okuyoruz. Şimdi ben bu grubun ta başından beri içinde olan, şu anda moderatörlüğümüzü yapan, yoğun emek, tüm sağlık sorunlarına rağmen yoğun emek gösteren arkadaşım Hüseyin Çakır'ı davet ediyorum. QRL'i size anlatması için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Aslında jale olmasaydı kesinlikle böyle bir organizasyon yapılamazdı. Ben de iyi organizatörümdür ama sağlıklı da çok fazla kuşlarım. Bıraktığı yerden başlamak isterim. 1996, 1994 yılındaki QRL değil kuşkusuz. Ama yani 1994 yılında bu QRL grubunu oluşturmak isteyen insanlar olarak, yani neydi de bunlar böyle dünyada ne oluyor, ne bitiyor sorusunu sormaya ihtiyacı duydular. O zaman ben biraz daha geriye gitmem gerekiyor. O gerisi de şu. Biz Marksist gelenekten bilen Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye İşçi Partisi, daha sonra bu iki partinin birleşerek Türkiye'de yasalda bir var olma ve yasal olarak bir Komünist Partisi kurma ve bu anlamda da ortaya atılan tezler, yani yeni bir anlayışla sürecine giren o damardan giden insanlardı. Türkiye Birleşik Komünist Partisi yasalı, 140-140 vardı, yani falan filan, ama sonra o kendi iradesini daha geniş bir Marksistlerin birliği kurmak için kongre, Ocak 1991'de kongre kararıyla böyle bir sürece girdi. Fakat bazı birkaç arkadaşımızın kafasında böyle soru işaretleri vardı. Çünkü duvarlar da yıkılmıştı. Yani ne oluyor dünyada? Yani politika yapabilmek için yıllardır politika yapıyordu. Aynı bir şekilde, aynı tarzda politika yapabilir miyiz, devam edebilir miyiz? Ama bildiğimiz bir şey var. Ama bildiğimiz yanlışlandı. O zaman bildiğimizi sorgulamamız lazım. Bildiğimizi sorgulamamız lazım. Ve eğer politika yapacaksak, farklı bir şekilde yapmak lazım. Zaten Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin bir kongreye giderken hazırladığı tezler vardı orada. Türkiye Marksist Hareketi'nin geçmişini sorguluyordu. Türkiye Komünist Partisi kendi geçmişini sorguluyordu. Türkiye İşçi Partisi kendi geçmişini sorguluyordu. Ve bir yenilik arayışı vardı. Ben de o zaman, şimdi burada ismini almam lazım, şu anda burada yok. Süleyman Talay arkadaşımız. 4 kişiydi sanırım. Ya okumak lazım. Ya bu teoride bir şeyler var galiba dedik ve ben Süleyman Talay, Celal Kalan diye bir arkadaşımız, sonra buna birkaç kişi daha katıldı. Okumaya başladık, araştırmaya başladık ve siyaset yapmak gerekiyorsa